ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar hakkında bir açıklama gereği duyduk. Mersin Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, ülkemizde son günlerde yaşanan ekonomik değerlendirmelerde bulunmak için kendi binalarındaki toplantı salonunda basın açıklaması yaptı. Basın mensuplarının katıldığı açıklamada yaşanılan ekonomik krizden kurtulma önerilerinden birisinin yol haritasının ortaya konması olduğuna vurgu yapan MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, iş insanları ve uzmanlar ile yaptıkları görüşmeler sonucunda hükümetten bulundukları talepleri belirterek ekonominin güçlenmesi için yapacakları öneriler hakkında bilgi verdi. Ekonomik buhran ile başa çıkmanın birinci şartı yol haritamızı ortaya koymaktır. Sermaye birikimi olmayan iş insanlarımızın çoğunlukta olduğu ülkemizde üretimlerin devam etmesi için herkes üstüne düşeni yerine getirmelidir. İş insanlarımız ve uzmanlar ile yaptığınız görüşmeler sonucunda hükümetimizden şu taleplerde bulunuyoruz. Kendi içimizde barışmamız ve ülkemizde olumlu bir havanın oluşması için bir genel laf çıkarılarak silaha ve teröre bulaşmamış olanların affedilmesi. Ülkemizde daha demokratik ve kapsayıcı bir anayasa düzenlenmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde meclis içindeki ve dışındaki siyasi parti liderleri, ODA, sendika ve STK başkanları ile ortak mutabakat toplantısında bir araya gelmeli ve ortak bir dil konulmalıdır. Geçmişte olduğu gibi İş insanlarının önlerinin açılması için kaynakların tüm Anadolu'ya dağıtılması lazımdır. Geleceğimizin inşası için iş dünyasının yanında çiftçilerimiz de desteklenmelidir. Tarımsal üretim yapan insanlarımıza çeşitli kolaylıklar sağlanmalıdır. Korumacı politikalar öne çıkmış iken Çanakkale ruhuyla bir olup bu ekonomik darbe girişiminin üstesinden hep birlikte gelmeliyiz. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hasan Engin, ayrıca MESİAD olarak iş insanlarından olan beklentilerine değindi. Alacak verecek meselesinde birbirlerine yardımcı olmalarını, borçları uzun vadeye yaymalarını isteyeceğiz. Alacakları illa ki benim alacağım var deyip üstüne gitmemelerini sağlayacağız. İşten çıkarmalara karşı bir önlem alacağız diye düşünüyorum.